Merhaba sevgili dostlar, bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağımız ürün Türkiye'ye ilk defa getirdiğimiz bir ürün arkadaşlar. Daha önce başka firmalarda görmedim açıkçası. Şöyle taşınabilir cep radyosu şeklinde hem dijital ekranlı hem de alarmı olan, neden Türkiye'de daha önce görmedim dediğim bu arkadaşlar. Şöyle dijital cep radyosu çok var ancak bu alarmlı bir radyo. Onu söylemiş olalım. Siyah rengi, gri siyah renkleri mevcut. LED ekranlı, LCD LED ekranlı, taşınabilir cep radyosu, güzel bir ürün. SD111 modelli bir ürün arkadaşlar. Şöyle GTIN kodu var. GTIN kodu orijinal bir ürün. C belgeli, ROS belgeli. Made in PRC, Çin'de üretilmişti. Made in China yani. Çin'de üretilmiş. 4 ohm 3 wattlık ses gücüne sahip bir taşınabilir cep radyosu ve alarmlı FM radyo arkadaşlar. Zaten özellikleri burada yazıyor. Kulaklık girişi mevcut. Yani cep radyosu arayıp da bize çok soruyorlar. Şu özelliği var mı? Bu özelliği var mı? Ben bu özelliklerin, o sorulan özelliklerin tamamının bu radyoda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Kulaklık girişi var. Hoparlör dışarı ses veriyor. MP3 çalabiliyor. Şarjlı bir ürün. USB flash bellek slotu var. Flash bellek ile müzik dinleyebiliyorsunuz. T-Flash FM radyosu var. QR kod burada, sitesine gidebilirsiniz. Teknik özellikler burada yazıyor. Dediğim gibi C belgeli ve ROS belgeli, güzel bir ürün. Kutu açılımını yapalım. Bakalım ürünümüz nasıl? Övdüğümüz kadar var mıymış? Hemen test edelim. Sizler de görün. Eğer hoşunuza giderse satın alabilirsiniz. Bu ürünün satın alma sayfasının linkini videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Evet, kutusundan çıkardım. Şöyle naylona sarılı bir şekilde geliyor. Hafif de bir ürün. Bir kenara koyalım. Başka neler var kutusunda bakalım. Bir adet şarj kablosu. Şöyle mini USB dedikleri, mikro USB'nin bir tık kalını bir şarj kablosu. Bir adet BL5C batarya. Bu eski Nokia cep telefonlarında olan bataryalardan. Şöyle garanti belgeleri ve kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzu çok karışık Çince. Bu taraf ise İngilizce. Biz bunu test edeceğiz. Bu videoda nasıl kullanacağız onu göstereceğiz. Bu kutuları bir kaldıralım. Evet, ürünümüzün görünüşü şu şekilde arkadaşlar. Şurada tuş dizilimi burada. Açma kapama düğmesi, mod düğmesi ve aynı zamanda reply düğmesi görevi görüyormuş. Şurada taşıma bileklik askısı var. Alt tarafta TF kart, hafıza kart giriş yeri var. Yan tarafta USB flash bellek giriş yeri var. Burada ise DC 5 voltluk çıkan bu şarj kablosuyla, 1 metrelik kaliteli şarj kablosuyla buradan şarj edebiliyoruz. Pili şu arkada gördüğümüz kapağı kaldıracağız. Pilimizi buraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle doğru bir şekilde yerleştirelim. Pili de bu arada kaliteli. Evet, pilimizi yerleştirdik. Açma kapama düğmesine basılı tuttuk. Cihazımız açıldı. Şimdi mod düğmesine basalım. Evet, radyoya geçti. Sesini kısalım biraz. Yok. Bu arada kulaklık giriş yeri burada arkadaşlar. Şimdi bir radyo kanalını açmak için şuraya 8, 7, 5 yazalım. Evet, 87,5'e gitti. Ses açma kısmı buradaymış. Kusura bakmayın, yanlış görmüşüm. Evet. Bakalım kaça kadar çıkıyor. Şu an kapattık. Şundan tekrar açalım. Saati kuracağız. Bir umut arıyorum, beni
Moda geçtik. Saati kurmak için şunu yapalım. Bir daha basalım. 19. Dakikaya geçelim. 09. Tamam diyelim. Saati kurduk. İşte alarm var mıydı onu? Burada alarm yazıyor çünkü ama ha yanlış söyledim ben ya. Alarm yok bunda. Saat var arkadaşlar sadece. Yine de buradan bir bakayım alarm var mı? Genelde bunlarda alarm oluyor ama. Evet boşuna yaygara koparmışız. Alarm yok arkadaşlar. Sadece saat var. Saati de şu şekilde kuruyoruz. Şurada mod düğmesi radyo. Bir daha basıyorum. Bu MP3 moduna geçmiş oldu. Buradan flash bellek takarak müzik çalabiliriz. Bu moddayken şuna bir kez basıyoruz. Bakın saat yanıp sönmeye başladı. Örneğin 20'yi alalım. 20. Bir daha basıyorum. Dakikaya geçiyor. Bu da 25 geç olsun. Bir daha basıyorum. Evet saatimiz kuruldu. Bunu da buradan çıkarabilirsiniz. Bakın görüntüsü çok güzel bu şekilde ama ben bunu çıkarmıyorum. Bu koruyucu bant sıfır ürün olduğu için ekranı vesaire bu tırnaktan bir şeyden çizilmesin diye. Şöyle ince bir ürün arkadaşlar. Yaklaşık 2,5-3 santimetre yok o kadar yok bile 2,5 santimetre kalınlığında. Genişlik ise yaklaşık 9 santimetre genişliğinde yerden yükseklik ise 5,5 santimetre arkadaşlar. Şöyle bileklik taşıma askısı var. Tekrar biz radyoya geçelim. Radyoya geçtiğimde ses açılacak. O yüzden ses açılmadan önce şunları söyleyeyim. Sizler de beni şu takip edebilirsiniz. Radyoda istediğiniz bir kanalı açmak istiyorsanız mesela 90.8 olsun. 9.08. Bunlara sırasıyla bastığınızda 90.8'i açacaktır. Ancak şunu soranlar oluyor. Ben 90.8'i nasıl buraya kaydederim? 90.8'i kaydedemeyiz arkadaşlar. Kayıt yapması için play pause düğmesine basılı tutacağız. Radyo bir kez basacağız. Tarama yapacaktır. Onun dışında şimdi radyoya geçelim. Ürünümüzü test edelim. Moda basalım. Radyoya geçsin. Sesini kısalım. Bakalım kayıt yapıyor mu? Sesini biraz daha kısalım. Şimdi kayıt yapması için şuradaki play pause düğmesine arda arda iki kez bastım. Şu anda radyo kanallarını hafızaya alıyor. 87.5'ten başlar. 108.0'a kadar bütün kanalları tarayacak. Güzel çeken kanalları böyle hafızasına alacak. Gördüğünüz gibi 99 tane kanal. Tabii 99 tane kanal alıyor. Durduralım. Şimdi bakın. İleri geri düğmesiyle hafızaya aldığı kanalları bakın. Hadi dayı, polis memuru yardımcı olmak için sonra taksi şoförü okuyan kalp krizi geçirdi. Hadi polis memuru yardımcı olmak için frenini çekerek taksi gözüm ağrıyor ellerine gözüm ağrıyor sırası sende bırakma yaz gözüm ağrıyor yine bugün derdim çok gözüm ağrıyor benim sana geçme
Evet, ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Tekrar özelliklerinden bahsedelim. Başta biraz alarmlı dedik ama alarmlı değil. Model numarası SD11 diye geçiyor. Ses kalitesi gayet iyi. 3 wattlık ses gücüne sahip. Hi-Fi ses var arkadaşlar. Ve mod düğmesini şu anda bu şekildeyken flash bellek takıp müzik dinleyebiliriz. Hafıza kartı takıp müzik dinleyebiliriz. Ve radyo modu var. Dediğim gibi radyo modundayken play pause düğmesini ard arda iki kere bastığınızda birden başlıyor, 99'a kadar hafızasına çeken güzel radyoları alıyor ve ileri geri düğmeleriyle kayıtlı olan radyoları dinlersiniz. Ancak dediğim gibi siz kendiniz belli bir, diyelim ki ben 2 numaraya şu radyoyu almak istiyorum, şu kanalı, öyle bir özellik yok arkadaşlar. Reply düğmesi var, mod düğmesi var, ileri geri düğmeleri, ses açma kısma düğmeleri burada, kulaklık giriş yeri burada. Taşıma bileklik askısı burada. İnce, slim bir radyo. BL5C batarya ile çalışıyor. Tekrar buradan kapatalım. Basılı tutup. Off dedi. Cihazımız kapandı. Şuradan bataryasını çıkaralım. Şöyle çıkaracağız mecbur. Çıkmadı. Tırnağım olmadığı için takamadım tırnağımı. Evet. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Cep radyosu, dijital ekranlı cep radyosu arayan, kaliteli, ses gücü iyi olan bir cep radyosu arayan arkadaşlara tavsiyemdir. Güzel bir ürün. Kutu içerisinden çıkanlar böyle 3-4 parça. Bir adet 1 metrelik şarj kablosu, BL5C batarya, radyo ve bir adet bir tarafı Çince, bir tarafı İngilizce kullanma kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Güzel bir ürün, tavsiye ederim. Renkleri mevcut. Siyah rengi, gri rengi, mavi ve kırmızı da varmış ama onlar stoğumuzda var mı bilmiyorum. O yüzden onlarla ilgili bir şey söyleyemiyorum. Ürünün satın alma sayfasının linkini videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Linke tıklayarak ürüne ulaşabilirsiniz. Ürünle ilgili aklınıza takılan sorular varsa onları videonun yorumlar kısmından bize sorabilirsiniz. Burada arada şu etiketi isterseniz sökebilirsiniz. Hani gözünüze hoş gelmiyorsa buradan şunu sökebilirsiniz. Bu da ekran koruyucu. Onu da isterseniz çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir ürün. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.